Peki bir de çok güzel videolar yapıyorsun YouTube'da değil mi? Yanlış evet. bilmiyorum. Onlara da minicik değil misin? Çünkü onlar da bana çok ilginç geliyor. Lütfen anlatır mısın biraz onları da? Evet yani bir YouTube kanalı kurmak istedim. Orada bazı videolar çekmek istedim. Ama bu tabii ki bütün nasıl diyeyim popüler kültüre hizmet eden bir YouTube kanalı değil. Yani kendimi, özel hayatımı veya böyle çok da eğlenceli olan şeyler değil. Daha çok ben sürekli kendim bir şeyleri araştırıp her şeyi sorguladığım için, söylenilen her şeye hemen inanmadığım için, onu kendim hep hayatımda araştırmaya gittiğim için bu öğrendiğim, sorguladığım şeyleri de insanlarla paylaşmak istediğim için açtım o YouTube kanalını. Devam ediyor musun? Evet, ediyor. Nasıl? Şimdi son zamanlarda biz seninle en son görüştüğümüzden sonra evet. Çok Güzel Dünya ile Benim Aramda diye bir evet. dizide oynadın. Ben seni ilk kez orada böyle kaslı falan. Yani ben seni öyle görmeye alışık olmadım. Böyle oldum. Ben de kendimi öyle görmeye alışık. Ben böyle oldum fotoğrafları. Buğra mı o? Gerçekten Buğra mı diye. Hiç seni öyle koymamışım kafamda ben yıllarca. Yani şöyle bu... Tabii ki oyuncusun, her şey evet. serbest, yani elbet. Yani Tolga'yı okuduğum zaman, yani evet. senaryo bana geldiği zaman... Dedim ki yani bu karakterin sadece ruh yapısını inşa etmekle kalmayıp aynı zamanda bunun bir fiziki bedene evet. bedenini de inşa etmek gerekiyordu. Dolayısıyla bu karakter için bu gerekiyordu ve gerçekten sıkı beslendim. Sıkı bir antrenman programı Müthiş. İçindeydim. Nasıl hissettin kendini? Çünkü kesinlikle o karakter değilsin sen yani. Seni tanıdığım kadarıyla bak gerçek yani, oyunculuğun sergilediğin bir an. Bir süre böyle... Hayatımda hiç o kadar öyle bir fiziğe erişmemiştim. Evet. Bir süre aynada dedim ki ne kadar güzel falan filan dedim. Sonra dedim ki saçmalama, ego yapıyorsun şu an. Egolarından vazgeç falan oldum yani. Ceyhun da sana gıcık olmuş izlerken. Ceyhun'cum gıcık olma, hiç öyle biri değil. Gerçekten sen çok seversin. Yönetmenim kulağıma söylüyor. Boşuna mı gıcık oldum ben diye. Yani dolayısıyla şey yani bir başka projede kilo almamız gerekiyor ki kilo Tabii alıyoruz. Ki. Bunda böyle bu böyle bir vücut yapmamız gerekiyor. Ben vücut sadece şey yani. Kendime şuna şaşırdım ya. Aa Buğra ben de ne kadar başka bir yere oturmuş. Oyuncu adam. Yani tabii ki oynayacak bunları. Nilüfer nasıl bir tepki verdi sana mesela? Valla gurur duydu. Eminim. Çünkü gerçekten yani ben çok sıkı yani hamur işlerini falan çok seven bir insan olduğum için çok sıkı bir diyet yaptım. Of. Çok sıkı bir antrenman programı ama gerçekten önemli olan spor yapmak değil, beslenmek. Tabii. Ya çünkü sporu bir şekilde yaparsınız. Önemli olan sizin derinizi inceltmek. Onun için de gerçekten nefsinize hakim olmanız gerekiyor. Ya onu başardığım için ben de çok mutlu Sonra oldum. Sonra set bitti ve hamur dolu bir masa mı? Yediğim oldu tabii ki. Şu an eskisi kadar çok sıkı bir şekilde i̇yi beslenmeme görüyorsun. Dikkat etmiyorum. Sporum devam ediyor. Evet, iyi görünüyorsun. Böyle şey diyeyim yani daha böyle rölantiye aldım yani. Ama beslenme yine devam ediyor. Ama biraz salıyorum, biraz tekrardan başlıyorum falan. Peki çok naifsin, çok böyle tatlı bir... Alan tutuyorsun sektörde de bence. Yani setteki tavrın, o, rol arkadaşlarınla ilişki biçimin, setteki bu o beyefendiliğin falan ben çok seviyorum yani. Sen keyif veren bir rol arkadaşısın çok bence. Çok güzeldi İzmir. Biz evet, beraber de çok çalışmıştık. Güzeldi. Aynen ne keyifliydi. Çok isterdim uzun süresini. Evet uzun süre Çok değil. Mutlu olduğum bir işti 8. gün gerçekten. Sürseydi güzel olurdu. Evet yani şey... İşimizin abartılacak bir tarafı yok evet. yani. İşte birine soruyorsun ne iş yapıyorsun? Mimarım diyor. Öbürü evet. ne iş yapıyorsun? İşte doktorum diyor. Biz de oyunculuk yapıyoruz yani. Bizim ekstra insanların televizyonlarına oluyor evet. olmamız. Tanınıyoruz diye ya da. Tanınıyoruz diye bunun bize bir ego veya bir kibir veya bir şöhret bilmem ne bunalımı getirmesine gerek yok yani. Çünkü ben her zaman sadece oyunculuk yapmaya çalıştım. Hiçbir zaman bu şöhret falan benim için çok birinci planda olmadı. Önemli olan insan olmamız yani. Biz setteyiz. Evet sette gerçekten herkes işini yapıyor. Sen de işini yapıyorsun yani ekstra onlardan seni üstün kılacak bir durumda değilsin. Peki sence bu aileden gelen bir ahlak mı yoksa kişinin evet. kendi kendine bulduğu bir yol mu? Aile ben çok de önemli. Böyle düşünüyorum. Evet, evet sen de zaten bu arada evet sen de öyle bir ben insansın. Ben hiç yani oyuncuyuz ve işte falan rolü oynuyorum. Herkes kendine gelsin. Ben sete girdim ya da işte tanınıyorum ben. Bana çok böyle iki gün sonra tanınmayacaksın. O zaman ne yapacağız peki duygusu geliyor evet, benim üstüme. Evet yani bu şöhret dediğin şey de gelip geçici çok bir şey. Çok zaman yani. Alevi eğer altını doğru doldurmazsan. Evet, zaten şöyle yani altını oyuncu
oyunculuğa, gerçekten oyunculuğa kanalize olursan 60-70 yaşında da oyunculuk yapmaya devam edersin. Evet. Ama 60-70 yaşında şöhret 30'lu yaşlarındaki bir yanında olmayabilir. Evet. Dolayısıyla acı çekmemiş olursun.